Rize. Efendim Rize'nin Çamlıhemşin dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Buradan bir sevgi selam. Dikkaya köyünde tahta arabalarla gerçekleştirilen Laz Rally ya da Formulaz ya da işte sadece hani böyle rally değil bayağı bir eğlenceli bir durum. Bir festivale, bir karnavala dönüştürmüşler. Renkli görüntüler. Karadeniz'de de söz konusu olunca nasıl renkli görüntüler çıkmasın ki daha? Buyurun izleyin. Karadeniz renklendi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde tahta arabalarla gerçekleştirilen Laz Rally renkli görüntülere sahne oldu. Görüyorsunuz değil mi? Alkışlar onlara. Hayat yakımızın kurulmasında en büyük gemiyi olan... Yarışlara gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 37 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençlerse 1 kilometrelik parkurda yarıştı. Etkinlikte kazaya karşı güvenlik önlemleri de alındı. Yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu. Yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında yarışma yapıldı. Ekibimizin içerisinde güzeller bir gidip olacaktır. Muhlama yarışmasındaysa 9 yarışmacı 7 dakikada en güzel muhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada Emine Çiçil birinci oldu. Çok heyecanlandım bilmiyorum. Sanki ilk defa yapıyormuşum gibi. Muhlamayı da çok güzel yaparım her zaman ama bugün çok heyecanlandım. Çokun katmamak uzaması için, çokun katmamak. Ne bileyim, yağını şeyini güzel yapmak, güzel kavurmak. Ay sabah sabah olsa da yesek valla. Aynen canım çok çekti. Can çekiyor. Ne güzel yaptın ablacığım öyle. Bir de heyecanlanmış haliyle böyle olmuş. Birinci olan da o. Daha çok hangisi uzuyor diye herhalde bir şey yaptılar orada. Tabii soyunca bir anlamı okuyak. Yani evet. Sıcak sıcak onu götüreceksin. Of, çok güzel. Ya bu Laz Rally ya da Formulaz artık farklı farklı organizasyonlar da var. Dünya literatürüne bir şekilde artık girmesi gerekiyor. Mesela şu olay. Yani müthiş, nerede görürsün yaratıcı. Allah aşkına yani. Müthiş bir şekilde bir de saman balyalarıyla bir güvenlik önlemi de alınmış. Yollar tabii biraz çakır çukur. Destekliyoruz. Literatüre girmesi lazım. Formula 1'in Türkiye'de özellikle rakibi Formulaz'dır. Bu kadar çok açık ve net. Gerçekten çok. Çok da güzel. Biz eskiden çocuk olarak çocukken binerdik bunlara. Tornet diyorduk. Eşsiz güzelliktedir ne ama güzel. Bu tabii bu profesyonel artık bu abiler. Ya çocuklara ne demeli? Giymişler güzel güzel. Çok tatlılar, çok tatlılar. Canım benim, bak maşallah. Doğal yurdum insanı harika. Vallahi gelip kucağınıza koşmak istedim. Ne kadar tatlısınız, ne kadar doğalsınız. İçten insanlara bayılıyorum. Bak işte mesela Ece'de bir memleketlerde görüyoruz. Bak ne güzel eğleniyor diyorlar. Bursa'da da vardı çuval giyip koşturan abi. Evet. İşte bak ne güzel eğlenince isteyen istediği zaman eğlenebiliyor. Gülmek fena mı şimdi? Elbette. Getir o otobüs bedava. Şoförü arkadaşı burada zulüm olur ona herhalde. Allah'ım ne kadar çok eğleniyorlar ne yapacağım ben ya diye. İşte aynen öyle insanlar lütfen eğlenin gülün kardeşim. Ya biraz gülebilmek çocukken bebekken gülme sayımızla yetişkin olarak yaşamı sürerken gülme sayımızın ne kadar azaldığı gerçeğiyle bu istatistikle karşılaştığımda gerçekten çok çarpılmıştım. Yani o kadar gülmüyoruz ve o kadar gülmeyi unutmuş oluyoruz ki bir sürü şeyler o kadar maskeler biraz gülmek lazım onun için iyidir.